Sayın seyirciler, bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü. Çevre konusunda her ne kadar toplumsal bilinç ve duyarlılık artmış olsa da doğal kaynaklara yönelik tahribatın önüne bir türlü geçilemiyor. Örneğin Denizli'de ağaçlandırma konusunda önemli çalışmalar yapıldı ancak aynı başarı atık suların kontrolü konusunda yakalanamıyor. Tüm dünyada çevre duyarlılığına dikkat çekmek ve insanın doğaya etkisini azaltmak adına kutlanan Dünya Çevre Günü, Denizli'de de bir dizi faaliyetle gündemdeki yerini alıyor. Çevre bilinci konusunda pek çok başarılı hizmetin altına imza atan Denizli'nin sınıfta kaldığı konular da var. Özellikle son yıllarda çevreye yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken Denizli Belediyesi bu alanda iyi bir örnek olmayı sürdürüyor. En çevreci belediye unvanına da sahip olan Denizli Belediyesi, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla da örnek oluyor. Atık suların kontrolü, yağmur sularının yeniden değerlendirilmesi ve katı atık entegre tesisinin faaliyetlerine kesintisiz devam etmesinin yanı sıra geliştirdiği atıkların evde ayrıştırılması gibi projeleriyle dikkat çeken Denizli Belediyesi bu alanda başı çekiyor. Ne var ki Denizli'de çevre konusu sadece iyi örneklerden oluşmuyor. Toplam uzunluğu 580 kilometre olan ve üzerinde bereketli havzalarla tarım arazileri barındıran Büyük Menderes Nehri kirlilik sorununu hala çözemedi. Organize sanayi bölgesinden gelen atıkların sadece biyolojik arıtmadan geçmesi ve kimyasal arıtmanın yapılamaması her ne kadar yönetmeliklere uygun olsa da nehrin doğal habitatını neredeyse tüketmiş durumda. Denizli'de ayrıca kaçak ya da kontrolsüz olarak bırakılan endüstriyel ve kentsel atıklarda ciddi bir sorun teşkil ediyor.